Şimdi arkadaşlar, bakın şöyle bir şey var. Bazı sorular basın önünde, kamuoyu önünde sorulur. Bazı sorular da devletin ilgili kişilerine ya da kurumlarına kapalı bir şekilde sorulur. Çünkü terörle mücadele ediyorsunuz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi iki bakanımız, bilgilendirdiler. Şimdi Allah aşkına soruyorum. İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu bir mecliste ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki kara yılan, ha meclis sıralarında oturan Karaçıyan, ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan. Şimdi hal böyle iken nasıl ne kadar bilgilendirebilecekler? Zaten bu bilindiği için iki bakanımız, hem Sayın Genel Başkanı hem İyi Parti'nin kıymetli Genel Başkanı ziyaret ettiler ve daha özel bilgileri bildiğimiz kadarıyla kendileriyle paylaştılar. Şimdi dolayısıyla da biz meseleye böyle bakıyoruz. Yani meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Sayın Genel Başkan'ın devlet adamlığı konusunda, vatanseverliği konusunda bizim bir şüphemiz yok. Dolayısıyla da aynı şekilde bakıldığına da inanıyoruz. Ama tabii ki siyasi üslupta farklılıklar olabilir. Bunu da dediğim gibi gerilimi artırmadan, şiddete başvurmadan herkes düşüncesini çok rahatlıkla dile getirebilir. Biz dediğim gibi siyasetteki herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Ama karşı görüşlere de saygı duyulmasını arzu ediyoruz. Ama asıl meselemiz vatan, millet, ülkemizin bütünlüğü. Burada hepimizin hassas olması lazım. Ben bu hassasiyetin taşındığını da görüyorum. Yani dolayısıyla bunu daha kaşımanın, ileriye taşımanın da çok iyi sonuçlar olmayacağını düşünüyorum. Bizim birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var. Her meselemizi konuşup, oturup birlikte çözmeye ihtiyacımız var.